Evet, sıra geldi Kadir Rezil değil, Enem Arat benim de Mine Hanım'ın yemeklerin tadına bakmaya. Mutfakta bayağı uğraştık. İpliği mi varmış üstünde? Evet. Mutfakta bayağı uğraştık Mine Hanım'la. Hatta bir yer elektrikler gitti. İki kere mi gitti? İki kere gitti. İki kere elektrikler gitti. Ona rağmen bayağı uğraştık. Bütün yemekler hazır. Aklınız kalmasın. Eksik menü yok. Yok. Eksik yemek çeşidimiz yok. Evet, şimdi Mine Hanım hazırsanız temizlik konusunda yorumları yapacağız. Yapın, bekliyorum. Gülizar Hanım'ı bir ara temizlikte içeri aldık. Evet. Nereleri gördüğünü bayağı gösterdi. Evet. Canla başla 100 liranın peşine düştü. Ben her yeri sildim dedi. Şimdi Şenay Hanım'dan başlamak istiyorum. Evet. Şenay Hanımcığım, öncelikle bugün Mine Hanım dediniz ki gayet güzel yorum yaptı. Ama sonra biraz geri vites yaptı. Bunun sebebini bugün günü olmasından dolayı diye düşündünüz. Evet, sizden yorumları bekliyorum. Evin temizliği nasıl? Kadir Bey, Mine Hanım'dan beklentim büyüktü. Fakat Mine Hanım yorumların altını dolduramadı. Evi beklentimden çok çok pis yerler gördüm, buldum. Özellikle kıllar çok fazlaydı ara ara bulduğum yerlerde. Kıl özellikle beni tiksindirir. Evde de dikkat ederim. Yani saç kılı ya da normal kıl tüy nefret ettiğim bir durumdur. Tozlar vardı ve sizin Kamuran Hanım'a belirtmiş olduğunuz o ince detayları ben sizin evinizde göremedim. Özellikle aspiratörde kalıntılar vardı, krem kalıntıları vardı. Tam net parlak değildi. Bu şekilde. Yani ben beğenmedim temizlik konusunda. Evet. Umarım yemekleriniz lezzetlidir. Karnım yemeklerde sok. Sizden ümitli. Evet, orası ümitliyiz. Ayrı. Ya bu şans işi, yemek tutar tutmaz onu bilemiyorum. Ben önce yorumuna cevap vereyim. Ben kesinlikle yaptığın yorumlara katılmıyorum. Benim mutfak aspiratörüm asla yağlı değildi. Yani ben sizi dinledim. Yok, sizin de krem lekeleri lekeler vardı. Lekeler vardı. Olabilir. Yani o net krem parlak leke, değildi. Ondan sonra yağ yok. Buzda aspiratörün şeyini... Doğalgazın boru şeyin üstü kombinin üstünde asla kabul etmiyorum. Yukarıları asla kabul etmiyorum. Sonra ben Kadir'le siz gittikten sonra Kadir'le beraber de gezdik. Hiçbir şey göremedik. İzlediğiniz zaman göreceksiniz. Yerdeki kıllara gelince biz sabah erken altta kalktık, süpürdüm, temizledim ama onlarca insan girdi içeri. Hepsi saçlı, sakallı insanlar eve giriyorlar. Şunu saçı dökülüyor, şeyi dökülüyor. Yani bak şu masa bile kaç kere burada yer değiştirdi. Böyleydi, öyle gitti, böyle gitti. Yani bu evi silip süpürüp masayı kurup girmiyorsun. Veya temizlenmiş eve kapıyı açıp da hoş geldin demiyorsun. Bir sürü insan yani var. Yani buldukları şeylerin normal olabileceğini mi söylüyorsun? Buldukları şey yani yağ görmeleri mümkün değil. Yağ değildi. Pas olabilir çünkü eski bina. Ben burada 5 aydır oturuyorum. Paslıdır. Paslı lekesini ben bir şey yapamam. Onu sildikçe zaten çıkıyor. Siyah boyayı gördüm. Siyah boyadı. Şeyde banyonun şeyini çekmişsiniz, siyah boyaydı. Bir peçete vardı lavabonun üstünde, evet. Siyah böyle simsiyahtı. Menteşenin yağı olarak. Lavabolarımın hani mutfak tezgahının altlarına kesinlikle yağ yoktu. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum ki hele kılları, tüyleri pisti kabul etmiyorum. Kamuran Hanım'ın evinden farksız değildi. Hiç kusura gördüm, bakmayın, kesinlikle yorumlarına yani katılmıyorum. Yani Kamuran Hanım'ın evinin kirli olduğuna katılıyor musunuz? Katılıyorum. Gülizar Hanım, Mine Hanım'kine de katılıyorum. Hayır, kesinlikle kabul Kamuran etmiyorum. Kamuran Hanım ne diyorsunuz? Benim evim hiç de kirli değildi. Neresi kirliydi? Bir buzdolabının arkasında vardı Kadir Bey. Onu da yapamadığımı söyledim zaten. Diğer taraflarım, her tarafım temizdi. Duşakabin kireç içerisindeydi. Duşakabini yapsam da olmuyor. Değil mi? Çıkıyor. Temizler. Kadir Bey siz de denediniz. Sizden sonra eski o yani uzun zamandır kullanıldığı için artık aşınma olduğunu söyledi. Kadir Bey de denedi onu. Ondan sonra ben tekrardan sildim, su döktüm, yine aynı. Bulaşık parlatıcısı da döktük. Benim de, özür dilerim. Evinizin bu evle kıyaslanmasına ne diyorsunuz? Ya siz de normal buluyor musunuz yani? Bir yerler buldunuz mu siz de kirli olarak? Evet, ben de buldum. Mina'nın buzdolabın benim arkasından şey yaptı. Ben de söyledim ki size, çıkaramadım onu, yapamadım dedim. Ama sizin buzdolabınızın lastiklerinin etrafları peki lastikleri kapkaraydı. Niye karaydı? Kapkaraydı. O kir miydi? Evet, kirdi. Değildi. Yağ da değildi. Siyah lastik boyasıydı. Kirdi. Kirdi Mine Hanım. Sildim, çünkü çıktı. Ben sizi çok sakin dinliyorum. Neden sesinizi yükseltiyorsunuz? Sizi dinliyorum. Ben de size yorum yapıyorum. Yok, sesimi yükseltmiyorum. Konuşmam öyle benim. O lastikler, tekrar bakabilirsiniz. O lastik ortadan yırtılmış. İki lastik yapışık oluyor ya. O lastiklerim yırtık. Bir saniye. O lastikler yırtılmış. Ona ne sürersen sür, lastiğin lekesi... Karası çıkıyor. Bir kere yağ lekesi. Sarı leke var mı? Kapkaraydı. Şey değil. Kara değil. Sarı leke var mı? Ben sarı leke demedim sarı ki. Sarı leke yağ lekesi. Kapkara dedim. Karayı ben kara boya. Nasıl boya ya? Gri lastiğin nasıl siyah boyası olur ki? Çünkü o bu lastik
kapalı lastik. Bunun burası yırtıldı. Çok eski dolap i̇çi, olduğu için. İçi lastiğin, içi lastiğin arası siyah. Çünkü sildikçe siyahı çıkıyor. Ben kabul etmiyorum. Lastiğe kara çalınmış. Ayrıca bir konuya daha değinmek tabii istiyorum. Özellikle rafın üzerindeki meyve sepetinin içerisindeki meyvelerin ya, çoğu küflenmiş, evet, çürümüş ve aynen kokuyordu. Yani evet, mutfağa evet, girdiğimizde o koku çok rahatsız ediciydi. Evet, yani küflenmiş. Ben gerçekten sizin yapmış olduğunuz o kadar önemli, özenle anlattığınız o tüm konuların ben sizin evinizi gerçekten çok iyi bekliyordum. Benim evim gerçekten ben çok iyi zaten. Ayaklarım. Ya şöyle duvarlardaki lekelerde de ben onları kremle temizleyebiliyorum. Yok, şimdi ben buraya 4 ay oldu taşınalı. Buraya yazın Badana boya girecek. Çünkü ev sahibi oturmuş burada. Bütün duvarları anlamsız bir şekilde her yer delik. Her bunlar yer aslında yapılabiliyor. Yapılacak tabii yani. Yapılacak. Temizlik hakkında yaptığınız yorumların hiçbirini kesinlikle kabul etmiyorum. Sadece şeyi kabul ediyorum. O zaman masadaki hiç kimse temizlik hakkında yorum yapmasın mı? Yapsın. Ben şahsıma kabul etmiyorum. Sadece çamaşır makinesinin arkasını çektiği zaman evet o duvar silinmemiş. Orayı kabul ediyorsunuz. Borusunu silmiştim ama orayı silmemiştim. Çünkü hayır, makinayı, hayır. Makinayı bir saniye Hanım, ben konuşuyorum, çekememiştim. Bir şeyleri Güzel Hanım bakarak söylüyorum. Onur Bey ne diyecek merak ettim. Buyurun. Şimdi ben mutfaktan başlayayım. Mutfağınıza girdim. Kamuran Hanım'la girdik, beraber girdik. Hatta siz temiz dediğiniz yerler hiçbir temiz değildi. Hatta ben kamerabanlara gösterdim, çekmeceleri açtım. Özellikle çekmeceleriniz karmakarışıktı. Saç vardı, kıl vardı. İspatıyla banyoya bıraktım. Özellikle banyoya bıraktım. Çekmecelerin içini teker teker ben aradım. Bir de üste çıktım, o buzdolabının üstü de tozdu. Aspiratörü dediğinizde lekeydi. Evet, katılıyorum. Lekesi vardı onda. Ondan sonra ben hatta ki yemek pişiriyorsunuz diye dediniz ya 20 senedir aşçıyım. Bir de işten geldiğimden sonra evet, şey yapıyorum, temizlik yapıyorum. Hiç öyle değil. Ben size dün söyledim. Hepimiz o stresli işte çalışıyoruz. Gelip ben her gün temizlik yapamam dediğinde siz dediniz ki ben hayır, her gün yapıyorum. Kabul etmiyorum. Bir streslendi mi kaşıkları? Hayır, ben kesinlikle hayır, kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum benim demeyin. Ben gördüğüm yerleri vallahi söyleyeyim. Siz gördünüz ama yaparsınız. Çok pardon. Dün Mine Hanım demişti ki ben işten gelip evet, akşamları evet, süpürebiliyorum. Kamuran Hanım bu bahane değil diye. Evet. Şimdi onu mu söylüyorsunuz? Evet. Ben süpürüyorum ki ben akşam da süpürüyorum. Hayır hayır. Ben o çekmecedeki kılları size açıklaması ama yapayım mı? Onlar sizin ya, saçlarınız. Ha, kısa kısa. Evet, uzun ben uzun hiçbir saç yoktu, çıkartmadım. Yok, uzun uzun Kamuran Hanım benim yanımdaydı. Kısa saçlar. Kısa saçlar. Kısa hatta kısaydı. Bir ara sizi de çağırdım. Ay ben ne kadar pismişim. Ay. Hayır. Ama siz nasıl benim iddia ediyorsunuz Mine Hanım? Siz demiyor musunuz? Benim evim temiz. Ben her gün işten geldiğimde temizlik yapıyorum, evet, böyleyim. Mine Hanım dün demişti ya ben asla eleştiriye açık değilim diye. Yani eleştiriye açık olabilir, kapalı da olabilir. Ama biz gördüğümüz yerleri ben size hatta haksız orada görebilirsiniz. Hayır. Kesinlikle. Hayır, hayır. Benim evimin içi, benim komple evimden çıkan o peçeteleri toplasan Kamuran Hanım'ın arkası, buzdolabının arkasındaki hazne kadar bile pislik etmez. Durun. Bakın ben hatta bıraktım. Şu kapınızın üstünü böylece peçeteyle aldım. Hayır. Bu kadar tozlu. Akşam bu kadar tozlu. Akşam sizin petekler benim buzdolabının arkasından çıkan sizin şeyden. Sizin petekleriniz için tozu, o tarafın tozu, bu tarafın petekleri tozu. Evet. Petekleri evet, akşam taktım ben. Nasıl taktın evet, akşam? Bakın akşam, evet, bakalım. Taktım. Çıkar kakaklarım nasıl akşam taktın? Akşam taktım. Hayır dün akşam tekrardan sildim. Ha tekrar taktım deyince. Yok yok. Vallahi siz bana dolup gelmişsiniz. Beni kıskanıyorsunuz. Hiç dolup gelmiyorsunuz. Niye dolup geldin? Evinin kıllarını kıskandık Mine Hanım, kıllarını. Aspiratörümde tertemiz, kombimizde tabii tertemiz, buzdolabımızda buzdolabımızın arkası, hazisi de tertemiz. Herkesin kendine bir göre, kendine göre temiz. Benim de bana göre temiz. Benim de bana göre. Dola o buzdolabı şey mutfak dolabının üstüne özellikle çıktı. Tabii. Toz tamam, temizlemiş de olabilirsin ama gözden kaçmış yerler vardı. Peki toz ne? Bunlar sökülüyor. Tekrardan buraları onlar merdiven giriyor, sökülüyor, tozlar ayrı kalıyor. Dolabın üstünde değil canım, ta gerilerde vardı. Her tarafı ben kabul etmiyorum. Banyoda da. O zaman hayır, o zaman hiç kimse şey yapmaz. Herkesin evinde sökülüyor, bunlar sökülüyor, onlar sökülüyor. Herkese söyleyeceğim. O zaman hiç kimseye temizlik hakkında. Bakın ben neye kirli derim biliyor musunuz? Yerde ben senin evine geldim misal. Ben yarın sizin evinizdeydim. Ben eve girdim. Yerlerde yürüyorum. Tozlar dökülmüş, kıl dökülmüş. Onu görmem. Neden görmem? Onlarca insan eve giriyorlar. Malzeme giriyor, çıkıyor. Bu masayı ben size söyleyeyim. 3 kere değişti bu masa. Böyle bu şekildeyken. Mutfağa giriyor, malzeme getiriyor. Kamera getiriyor şunu bunu. Yani ben ev içinde sadece zaten sürekli bir hareket tabii ki de oluyor. Yere düşen şeyleri tavada toplayacak haliniz yok. Ben sadece neye yani bakarım biliyor musun? Ben size ekibe mi atarım? Hayır. Ben size geldiğim zaman. Yok sadece yerler için ama mutfak dolabında yağ varsa. Mutfak dolabına kadar
o kadar tozlu girip çıkmıyorlar. Hayır. Tabii ki de. Yağ var mıydı? Evet vardı. Mutfak dolabında. Evet kameraman var. Kir var. Kir var. Kir. Mutfak dolabında kir var. Gel göster bana. Ben size. Tamam gel göster. O boruyu böyle sildim. Gri boruyu mu sildiniz? Evet sapsarıydı. Ben gösterdim ispatıyla. Siz kameradan izleyebilirsiniz. O çıkmıyor. O nasıl çıkmaz? Eziliyor. Ezildi zaten bir tarafa. Ama ben ezmeden sildim. Hayır. Kendi evimdekini rahat rahat ezmeden siliyorum. Sen böyle siliyorsan, okşayarak siliyorsan tabii ki ezilmez. Ama şimdi şey sıktığın zaman... Nereden, hayır sen onu bırak, durun, sen durun, buldun durun. Mu? Nereden konuşursak siz oradan diyorsunuz ki hayır o yoktu, bu yoktu. Ay, ben ama kabul etmiyorum ki. Mina'nın bahanelerin arkasına mı sardın? Evet, bahanelerin arkasına sardın. Ama dün sana demişti ki çok bahane sunuyorsunuz. Evet. Sürekli bahanelerin arkasına... Şimdi Mina'nın bahanelerin arkasına sardın. Sebeplerin arkasına sardın. Ben de diyorum ki arkadaşlar lütfen gördüğünüz kirli yerleri biz temizlemedik. Tam gördüğümüz yerleri söylüyoruz. Hadi gidelim bakalım. Hepsini aldığınız için arkanızdan biz de gezdik. Mesela Gülizar abla kombinin üstü dedi. Gittik baktık. Evet. Kombinin üstünde hiç toz kalmamış. Yok kombinin ama siliyoruz. Şey ben kağıt i̇şte o zaman hepsini için. Almayın ki en azından biz de görelim. Aldık ki aldık kalmamış. Ben ona sonradan pişman oldum. Haklısın şimdi senin gördüğün de yoğdu. Çünkü o da gördü, ben de gördüm ki yoğdu. Evet şeyin üzerinde komple ıslak Gülizar benzer. Gülizar Hanım silmiş. Evet, peki ama Gülizar Hanım yine de parasını istiyor, 100 lirasını istiyor. Tamam ben sana gününe gelip senin evini temizlediğim zaman ödeşiriz. Tamam sen de benim evi temizle ödeşiriz o zaman. Aynen öyle. Sen setten sonra bulaşığa çağır. En çok orada ihtiyaç oluyor adama. Mutfak böyle oldu. Yağ gibi oluyor. Yani 100 liralık bulaşık yıkatırsın tamam, artık orada. Tamam o zaman Mine Hanım'a 100 liraya bulaşıkları yıkatalım. Peki Mine Hanım'ın şimdi yemeklerinin tadına bakacağız. Biliyorsunuz Mine Hanım da aşçı, mutfakta yetenekli olduğunu söyledi. Dün de yorum yaparken... Arkadaşlar dediler ki evet Mine Hanım'ın yemekte bilgisi var. Onur Bey hariç. Onur Bey birazcık sizin yorumlarınızı boş bulmuş. Bakalım bugün o yorumlardaki kendi eminliğini yemeklere yansıtabilmişim. Hep birlikte göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.